Merhaba arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi işte yine karşınızdayım. Size bugün bazı hayvan arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Hepsi o kadar güzel, o kadar sevimli ki inanamayacaksınız. İlk önce size en yakın arkadaşım Mumi'den bahsetmek istiyorum. Kendisi bir maymun. Onunla çok güzel oyunlar oynuyoruz. Mumi'nin dünyada çeşitli yerlerde tam 264 farklı türde akrabası varmış, biliyor musunuz? Siz Mumi'nin muzu çok sevdiğini zannediyorsunuz, değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Aslında Mumi ve akrabaları küçük sürüngenlerle, yapraklarla ve çiçeklerle beslenirler. Ben de öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Size şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim mi? Maymunlar aynada kendilerini tanıyabiliyorlar. Mumi her gün saçlarını ayna karşısında güzelce tarıyordu. Sonra da eline kütüphanesinden bir kitap alıp yanıma geliyordu. Birlikte kitap okuyorduk. Çünkü maymunlar çok meraklı hayvanlardır. Her şeyi merak ederler. Çok zekilerdir. Mesela yüksekte bir yiyecek gördüğünde eşyaları üst üste koyup, eşyaların üzerine çıkıp o yüksekteki yiyeceği alabilirler. İnsanların hareketlerini taklit edebilirler. Mumi ile gün batımını izlemeyi çok özledim. O çok severdi gün batımını izlemeyi. Keşke siz de onu tanısaydınız. Eminim çok severdiniz. Şimdi de size küçük dostumdan bahsedeyim biraz. Evet, hepiniz onun akrabalarını çok seviyorsunuz. Biliyorum. Onun adı Miro. Bir mirket. Miro, et yemeyi o kadar çok severdi ki inanamazsınız. Hep kardeşleriyle gelirdi yanıma. Birlikte, toplu halde gezmeyi çok seviyorlarmış çünkü. Evden çıkmadan önce güzelce birbirlerinin tüylerini tararlarmış. Yanıma gelince benim de saçlarımı tarardı hep. Onunla toprak kazmaca oynardık. Toprağı eşelemeyi çok seviyordu. Toprağı kazarak kendisine ev yapıyordu. Tehlikeli bir durum hissederse çok hızlı koşup evine gidiyordu. İnanılmaz derecede hızlıydı. Biliyor musunuz? Tehlikeli durumlar için Miro'nun bir akrabası sürekli nöbet tutar, etrafı gözetlerdi. Hepsini çok özlüyorum. Şimdi de sizlere büyük dostumdan bahsedeceğim. Kendisi dünyanın en uzun boylu hayvanı. Bir zürafa. Ben ona boyu çok uzun olduğu için uzun diye isim takmıştım. Uzun beni bazen sırtına alır gezdirirdi. Dili çok uzundu. Miro'nun boyundan bile daha uzun bir dili vardı. Tam 46 santimdi. Ben yerlerdeki yaprakları, meyveleri yerken o da uzun boyu sayesinde ağaçların dallarındaki yaprakları yerdi. Yemek bulamadığı ve karnı acıktığı zaman develer gibi geviş getirir ve karnını doyururdu. Geviş getirmek ne demek biliyor musunuz? Bazı hayvanların midelerinde özel bölümler vardır. Yiyecekleri orada depolarlar ve sonra acıktıklarında o yiyecekler ile karınlarını doyurabilirler. Buna geviş getirmek denir. Keşke Uzun da burada olsaydı. Sizi de sırtında gezdirseydi. Çok severdiniz eminim. Bir de havalar ısınınca gelen, havalar soğuyunca daha sıcak yerlere giden bir arkadaşım vardı. Adı Lili'ydi. Bir leylek. Kendisiyle sıcak havalarda görüşebiliyorduk sadece. Çünkü sıcak havaları seviyordu. Sıcak yerlere gidebilmek için çok çok uzun mesafeler uçuyordu ailesiyle. Kanatları çok büyüktü. Kanatlarını açtığında kanatları benim boyum kadar olurdu. Neredeyse 2 metre. Gagası da çok uzundu. Uzun gagası sayesinde denizden balık avlayarak balık yerdi. Balık çok sağlıklıymış. Hep bana balık yemem gerektiğini söylerdi. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Lili ötmeyi bilmiyordu. Çünkü leylekler ötemiyormuş. Sadece bağırabiliyorlarmış. Diğer kuş arkadaşlarım çok güzel ötüyordu halbuki. Bunu duyduğumda hem üzülmüş hem de şaşırmıştım. Şimdi Lili hangi sıcak ülkede acaba? Onu da çok özledim. Şimdi de size en tehlikeli arkadaşımdan bahsedeceğim. Adı Çizgili. O bir kaplan. Onunla bebekken tanışmış ve arkadaş olmuştuk. Yüzmeye giderdik onunla. Çizgili çok güzel yüzüyordu. Çizgili büyüyünce kocaman bir kedi oldu. Kaplanlar kedilerin en büyüklerinden birisiymiş. Çizgili karnı acıkınca hemen ortadan kaybolur ve zebra, geyik ya da manda gibi büyük bir hayvan yakalayıp karnını doyururdu. Çizgili ağaçlara çok hızlı bir şekilde tırmanabiliyordu. Pençeleri çok güçlüydü. Çizgili yanımdayken hiç korkmuyordum. Çünkü annem ve babam gibi beni hep koruyordu. Ama siz yine de dikkatli olun. Sakın Çizgili'ye yaklaşmayın. Çünkü bazen çok sinirli olabiliyor. Sinirli olunca da hiç kimse onu durduramıyor.
Size söz verdiğim gibi, arkadaşlarımdan bazılarını anlattım işte. Benim daha bir sürü hayvan arkadaşım var. İsterseniz başka zaman size onları da anlatırım. Olur mu? Şimdilik hoşça kalın. Beni ve arkadaşlarımı çok sevin. Görüşürüz.